Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım el Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila qiyam yevmiddin. Kale Allahul Hakim fil Kur'anil Kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilussalihat ve tevasav bilhak ve tevasav bissabr. Sadakallahul aliyyul azim. Allah ibadet, itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ebu Zer-i Gıffari'ye nasihatlarından söz ediyordu. Ebu'l-Esved-i Duveli şöyledir. Rebeze'de Ebu Zer Cundeb bin Cunade'nin yanına vardım. Ebu Zer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de peygamberin yanına vardım. Mescitte peygamber ve onun yanı başında oturan Emir-ül Mü'minin İmam Ali'den başka kimse yoktu. Mescitte kimsenin olmayışını fırsat bilerek dedim ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, Allah'ın onunla kendisiyle bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, hoş geldin ey Ebu Zer, sen biz ehli beyttensin buyurduktan sonra şöyle buyurdu. İnni musike bi vesiyyetin fehfedaha. Ey Ebu Zer, sana bir nasihatte, öğütte bulunacağım. Bu nasihatımı iyi belle, iyi ezberle. Fe inneha cami'atun li turugil hayri ve subulihi. Sana edeceğim bu nasihat tüm hayır yollarını ve güzelliklerini bir araya toplamıştır. Fe inneke in hafiztaha kana leke biha kiflan. Eğer bu edeceğim nasihatlara kulak verir isense, günlük yaşamını aktarır isense, dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'e nasihatlarında zühden ve hikmet pınarlarından söz etti. Ahiret yaşamının niteliği dünyada özgür irade ile yapılan amellerle şekillenmektedir. Yani her birimizin kıyameti, kıyametteki durumumuz, kıyametteki rahatlığımız bu dünyada yaptığımız amellerle şekillenmektedir. Bazı hadislerde dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Bu gibi hadislerden de anlaşılıyor ki dünya olmasaydı kimse cennete giremezdi. Yani bu dünyada özgür irade ile yapılan bu ameller insanı cennete ya da cehenneme götürüyor. Cennet dünyadaki emeklerin ve zahmetlerin karşılığının verildiği nihai yerdir. Dünya bir amaç ve hedef görülürse insan bedbahtlığa uğrar. İnsan perişan olur. Ama bu dünyayı birer vesile, Allah'a yaklaştıran birer köprü olarak görülürse insanı saadete ulaştırır, insanı kurtuluşa götürür.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nasihatının devamında mal ve dünyayı hedef edinme hakkında Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, hubbul mali vel şerefi azhebu li dini racule min zi'beyni zaribeyni fi zirbil ghanem. Ey Ebu Zer, mal ve servet sevgisinin kişinin dinini yok etmesi gece iki aç kurdun sürüye koyun sürüsüne dalmasından daha fazladır. İki aç kurt koyun sürüsüne dalıp sabaha kadar o koyunların içerisinde kalması o koyunlara ne getirir, ne kadar zarar verir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nasihatının bu bölümünde dünya sevgisinin, dünya muhabbetinin tehlikelerine çekmiştir teveccühleri. Allah Resulü dünya sevgisinin insanın dinine, itikatına, inancına nasıl bir zarar vereceğini hatırlatmıştır. Dünya ve mal sevgisini iki aç kurta benzetmiştir. Hakikatta dünya sevgisi insana hakim olduğunda o iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha fazla zararı insanın inancına, itikatına, dinine ve insanın insanlığına vermektedir. Dünya sevgisi böyledir değerli müminler. Çünkü dünya sevgisi doğrudan insanın insanlığına zarar vermektedir. İnsanın insaniyetini hedef almaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu nasihatında haşa boş sözlerden söz etmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bu buyrukları haşa boş sözlerden ibaret bir şey değildir. Tarih boyunca İslam ve dine gelen zararların ana nedeni dünya sevgisi olmuştur. Dünya muhabbeti olmuştur. Uhud savaşında ganimet için peygamberin emrini çiğnemediler mi? İmam Hasan aleyhissalatu vesselamın komutanlarını Muaviye parayla, altınla, gümüşle satın almadı mı? Kerbela'nın yaşanmasında birçoğu dünya malı için İmam Hüseyin'e kılıç çekmediler mi? Ve günümüzde de aynısı tekrar olmaktadır. İnsan kazandığı maldan ihtiyaçlarını giderdikten sonra makul bir şekilde etrafına, akrabalarına ihsanda bulunmalıdır. İnfakta bulunmalıdır. Şunu da unutmamalıyız ki infaklarımız, hayırlarımız sevdiğimiz şeylerden olduğunda değer kazanmaktadır. Çünkü Yüce Yaratan Kur'an-ı Kerim'inde hangi infak ve hayırın kabul olduğunu bize haber vermiştir. Ayet buyuruyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, infak etmedikçe iyiliğe asla erişemezsiniz. Sevdiğin şeylerden harcayacaksın. Hoşuna giden şeylerden infak edeceksin ki Allah bunu kabul buyursun. Hakikatta sevdiğimiz şeylerden infak etmemiz bir nevi cimrilik ve kötü sıfatlarla mücadele etmektir. Onları kendimizden uzaklaştırmaktır. Ebu Zer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme soruyor. Ya Resulallah, Allah'tan korkanlar, alçak gönüllüler, mütevaziler ve Allah'ı çokça ananlar, zikredenler diğerlerinden önce mi cennete girecektir?
فَقَالَ لَا وَلَاكِنْ فُقَرَاءُ الْمُسْلِم۪ينَ فَاِنَّهُمْ يَتَخَطَّوْنَا رِقَابًا نَاسِ Allah Resulü burada hayır, bu saydıkların diğerlerinden önce cennete girmeyecekler. Müslümanların fakirleri, ümmetimin fakir fukaraları insanların omuzlarına basa basa cennete girecektir. Müminler, fakir mütedeyyin müminler insanların omuzuna basa basa cennete girdiklerinde feyaqulu lahum hazanatul cenneti kema entum hatta tuhasabun. Cennet görevlileri onlara şöyledir: yerinize oturun, hesabınız görülecek. Sizler de diğerleri gibi hesap kitaba çekileceksiniz. فَيَقُولُونَ بِمَا نُحَاسَبُ O fakirler, o fukaralar der ki, niçin bizi hesaba çekiyorsunuz? Niye bizi hesaba çekiyorsunuz? Allah'a yeminler olsun ki bizim bağışlarda bulunup adaleti uygulayabileceğimiz bir mülkümüz olmadı dünyada. Bizi cimrilikte infak edebileceğimiz miktarda çok mal ve servet verilmedi bize. Öyle bir malımız da yoktu. Cimri olalım, infak etmeyelim. Bilakis biz Rabbimize ibadet, itaat ettik, onun emirlerine uyduk ve bizi çağırdı, biz de geldik. Vademiz bitti, biz de Rabbimize geldik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nasihatının devamında Ebu Zer'e bir takım gerçeklerden haber veriyor. Ya Ebu Zer, inne dünya meşgaletun lil kulubi vel abdan. Ey Ebu Zer, dünya insanların kalplerini ve bedenlerini meşgul etmektedir, meşgul eder. Ve inna Allaha tebareke ve taala sailuna amma na'amana fi halalihi ve keyfe bima na'amana fi haramihi. Yüce Allah bizlere verdiği bu helal nimetlerden dolayı hesaba çeker. Haramlarından dolayı da cezalandıracaktır. Yani evimize götürdüğümüz helal rızıkta hesap vardır. Alnımızın teriyle kazandığımız bu nimetlerde hesap vardır. Bu nimetleri kazanırken insanların hakkına tecavüz edildi mi? İnsanların hakkı gasp edildi mi? Etrafımıza zulmettik mi? Hepsinin hesabı sorulacaktır. Hiç şüphesiz mal kazanmak bir takım zorluklar ve zahmetleri de beraberinde getirmektedir. Hiç kimse kolaylıkla mal ve servet kazanmamaktadır. Kalbi dünya malı sevgisiyle meşgul olan birisi hatta ibadetlerinde bile mal ve servete ulaşmak için o ibadetleri vesile eder. Allah korusun, bu kalp dünyaya aşık oldu mu, dünya sevgisiyle yoğruldu mu, ibadeti, itaati, bakışı, tefekkürü, düşüncesi mal ve servet elde etmek olur. Nasıl bu ibadeti mala, servete ulaşmak için bir köprü edebilirim düşüncesinde olur. Hatta duaları mal, mülk etrafında dönüp dolaşır. Servet toplamak etrafında olur duaları. Kalpleri dünya sevgisinden ve dünya zinetlerinden arınmış kişiler için bunların nezdinde dünyanın hiçbir değeri olmaz. Dünya ile samanın bir farkı olmaz bunların nazdında. Çünkü kalpler Allah'la meşguldur. Kalpler kıyametle meşguldur. Biliyorlar dünya geçicidir. Biliyorlar dünyanın bir değeri yoktur. Kalplerini o yok olacak, o zeval bulacak, o değersiz dünyayla meşgul etmezler.
Emir el-Mu'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam dünyaya bağlanmayan, dünyaya değer vermeyen dostlarını Nehcül Belaga Hikmet 289'da vasfederken şöyle buyuruyor. Kâne lî fîmâ mezâ ehun fillâh. Eskiden ilahi kardeşlerim vardı. Allah yolunda dindar, mümin kardeşlerim vardı. Bunların özelliği neydi? Emir el-Mu'minin onları yad ediyor. Bunlar hangi özelliklerini Emir el-Mu'minine sevdirmişlerdi? وَكَانَ يُعْزِمُهُ فِي عَيْنِ سِغَرِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ. Onların gözünde dünyanın küçüklüğü onları benim gözümde büyük etmişti. Yani onlar dünyaya teveccüh etmezlerdi. Dünyaya bakmazlardı. Dünyayı büyük görmezlerdi. Emir el-Mu'minin buyuruyor ki onların bu ahlakı, bu sıfatı, dünyayı hiç olarak görmeleri benim gözümde onları çok büyütmüştü. وَكَانَ خَارِجًا مِنْ سُلْطَانِ بَتْنِهِ. O kardeşlerim karınlarının, midelerinin esaretinden kendilerini kurtarmışlardı. Değerli müminler, birçoğumuz midemizin esiriyiz. Birçoğumuzun maalesef bu zaafı vardır. Midemize esir olmuşuz. Kimileri malına esir olmuş, kimileri bindiği araca esir olmuş, kimileri elindeki o nimete, paraya, dolara, altına, gümüşe esir olmuş, kimileri giydiği elbiseye esir olmuştur. Emir el-Mu'minin buyuruyor ki benim o dostlarım midelerinin esaretinde değillerdi. فَلَا يَشْتَهِ مَا لَا يَجِدُ. Ulaşamayacağı şeyleri arzu etmezlerdi. Ulaşamayacağı şeyleri asla düşünmezlerdiler. Arzu etmezlerdi. وَلَا يُكْسِرُ اِذَا وَجَدَ. Ulaştıkları şeylerde de aşırıya gitmezlerdi. İsrafa kaçmazlardı. Dünya nimeti mi gelmiş eline? O nimetlerden sadece ihtiyaçları kadar istifade ediyorlardı. Fazlalığını eşe, dosta, Allah'ın kullarına infak ediyorlardı. وَكَانَ اَكْسَرَ دَهْرِهِ سَامِتًا. Ve bunların genellikle günlerinin çoğusu suskunlukla geçerdi. Konuşmazlardı, tefekkür ederlerdi. Konuştuklarında da Allah'tan konuşurlardı. Konuşmacıları sustururdular. Öyle konuşurdular. Allah'tan, Kur'an'dan, kitaptan. Mal ve servet bizleri esir almamalıdır. Mal ve servet kişiyi esir ettiğinde o kişinin değeri mal ve serveti kadar olur. Merhum Alleme Muhammed Taki Caferi şöyle anlatıyor. Bir gün Danimarka'da insanlığın değeri adlı uluslararası bir konferansa davet olundum. Hiçbir hazırlık yapmadan sadece bir hadisle o konferansa gittim. Profesörler, uzmanlar, önde gelen aktivistler sırasıyla konuşma sırası geldiğinde kürsüye çıktılar, konuşmalar yapıp yerlerine oturdular. Sıra bana geldiğinde kendimden emin bir şekilde kürsüye çıktım. 10-15 saniyede Emir el-Mu'mininin bir tane hadisini söyledim, aşağıya indim, gelip yerime oturdum. Salon dakikalarca ayakta beni alkışladılar. Yerime oturduğumda herkes teşekkür ediyordular. Ne de mükemmel bir sözdür. Bu söz kime aittir? Bu söz hakkında kitaplar var mıdır? O yüce şahsiyetin, o büyük alimin o konferansta söylediği hadis Emir el-Mu'minin Ali ibn Abi Talib'in şu buyruğuydu. Herkesin değeri
elde ettiği şey kadardır. Dedim ki onlara, bu bizim imamımızın sözüdür. Bizim bir imamımız var, Ali ibn Abi Talib, 1000 küsur yıl önce bu sözü buyurmuştur. Herkesin değeri elde ettiği şey kadardır. Evet değerli müminler, elde etme arzusu kötü bir şey değil. Sadece kontrol altına alınması gereken fitri bir şeydir. Elde ettiklerimizi kontrol edebiliyor isek sıkıntısı yoktu, hiçbir zararı yoktu. Ama Allah korusun, o elde ettiklerimiz bizi kontrolü altına almış ise hiçbir değerimiz yoktur. Ama şunu da bilmek gerekir ki, niçin çalışıyorsak ve neyi elde etmeyi arzuluyor isek değerimiz o kadardır. Hala bu bağlamda kiminin değeri bir ev kadardır, kiminin değeri bir araba kadardır, kiminin değeri bir elbisesi kadardır, kiminin değeri bir cübbesi kadardır. Neye değer veriyor isek değerimiz odur. Dolayısıyla neye değer vereceğimizi iyi bilmeliyiz. İslamiyete, dine, itikata, insani değerlere, ahlake değer veriyor isek bizim değerimiz çok yücedir. Ve Allah Azze ve Celle peygamberler vasıtasıyla, imamlar vasıtasıyla buyuruyor ki ey bende, ey kul, senin değerin dünyada yoktu. Senin değerin cennettir. Sen ancak cennetle eşdeğersin. Çünkü senin değerin yücedir. Sen yüce merhalelere ulaşmak istiyorsun. Ama Allah korusun, değerimiz aşağı şeyler olur ise esfele safilin oluruz. Aşağıların aşağı oluruz. Allah bizleri neye değer vereceği, nelere arzulayacağını iyi bilen salih mümin kişilerden karar kılsın.